Efendim merhaba. Bugün kanalizde 38 yaşında bir kadın. Kendisi iyi bir şirkette eğitim müdürü olarak çalışıyor. Bugüne kadar hiç evlenmemiş ve diğer tüm konuları merak ettiğini belirtti. Analize geçelim. Evet aktif elimiz sağ. Ne uzun ne kısa parmaklar mevcut gördüğünüz gibi. Elinin şekline de bakıldığında ne kare bir el ne uzun bir el. Dikdörtgen bir el. Yani karma bir özelliği var elin. Bu çift yönlülük Akıl çizgisiyle de bağlantılı olabilir. Çünkü akıl çizgisi hem yukarıya doğru çatallanan hem de ay tepesine doğru giden bir çizgi. Sonuç olarak e, bu yine iki niteliklerinde hakim olduğu anlamına geliyor. Aşağı düşen çatal burada elin uzun yapısıyla alakalı olabilir, bağlantılı olabilir. Yani yüksek hayal gücü, duygusallığı ve duygularla hareket etmeyi belirtebilir. Bu aynı zamanda sanatsal beceriler ve el yetenekleri, kabiliyetlerini de yansıtır. Bu uzun yapıyla, aşağı inen çatalla beraber, burada Ring of solamanın da olması şöyle. Bu altıncı hissinin güçlü olduğu, hislerle de hareket ettiği, yine bu e, öğrenme, psikolojiye meraklı olma, eğitimci olması, insanlarla çalışması bu olumlu bir yön, bu yönden. Astroloji, numaroloji gibi konulara ilgi duyma. Bu kendisi şu an eğitimci ve eğitimle ilgili yapacağı işlerde gerçekten iyi olacağı anlamına geliyor. E, gerçekten yine doğru bir meslekte şu an kendisi. Burada bir diğer yön akıl çizgisinin yukarıya doğru tam Merkür'ün altında yukarıya doğru yükselmesi ve elin yine köşeli yapısının da mevcut olması, parmakların çok fazla uzun olmaması, yani kısaya yakın çok da kısa değil. Yani karma bir elden bahsetmiştik. Yine e, çift yönlü bir çizgide burada akıl çizgisinin yukarı çıkması güçlü Merkür parmağı Uzun sayılabilecek Jüpiter parmağı, Güneş parmağına göre daha uzun. Bu kendisinin çok kontrollü biri olduğunu, amirlik ve yöneticilik konularında da iyi olacağını belirtebiliriz buradan. Özellikle böyle Merkür'ün altında yukarıya doğru belirmiş akıl çizgisini yükselen dalı, iyi bir organizasyon ve yönlendirme becerisinin olduğunu söyleyebiliriz. Zihni her zaman her şeyin farkındadır. Hislerine de kullanan biri olduğu için... Olayların daha önceden nereye doğru varacağını, sonuç olarak nereye gideceğini bildiği için sonuca varmak kendisi için kolaydır. Alışılmışın dışında kabiliyetlerinin olduğu, insanların bundan kolay etkilendiği anlamına gelir. Para nasıl kazanılır gerçekten iyi bilirler ve finansal konulara her zaman ilgisi merağı vardır. Bu şekilde güçlü Merkür parmağı, güçlü Merkür çizgisi de burada mevcut. Güçlü bir akıl çizgisi ve böyle çatallanmış bir şekilde oluşuyla beraber aklından geçenleri, hayallerini bunları sanata yansıtarak veya yazarak diğer insanlara kolaylıkla yansıtabilir. Özellikle Merkür parmağının birinci ekleminin uzun oluşu diğer eklemlere göre bu yazma kabiliyetinin iyi olacağını, yani kağıda dökme, insanların zihnine hitap etme becerisinin olacağını söyleyebiliriz. Ele diğer yandan baktığımızda çok fazla çizgi olduğunu görüyoruz. Bunların birçoğu stres çizgileri, etki çizgileri denilebilir veyahut da endişe çizgileri. Ama bunların dışında diğer çok fazla çizgi de var. Bu kendisinin çok fazla süslü hayaller kurabileceği, aklına çok fazla farklı varyasyonlarda simülasyonlar gerçekleştirebileceği, hayal edebileceği anlamına geliyor. Bu aklından geçen kabiliyetleri az önce de saydığım gibi karma özellikleriyle beraber insanların gözlerine ve zihinlerine kolaylıkla hitap edecek şekilde yansıtabilir. Elbette çok fazla kafa karışıklıkları, karamsarlıklar, karmaşıklıklar, ikilemler olacaktır hayatında bu fazla çizgi oluşundan dolayı. Ama diğer iyi özellikler elindeki... ...vizyonlarını ve hedeflerini seçmekte, bu, bu yönde ilerlemekte yardımcı olacaktır kendisine her zaman. Ben genelde çok fazla çizgi olan ellerde kullandığım teknik... ...ilk önce yani bu gördüğümüz stres çizgilerini yok sayıp... ...diğer majör çizgileri yorumlamakla başlıyoruz işe ilk önce. Burada gerçekten çok fazla etkili bir merkür çizgisi var. Şöyle ilerliyor. Burada hemen paralelinde bir çift durum var şöyle. Bu varlıklı biriyle evlenme veyahut da iş ortaklıkları yapma anlamına gelebilir zaten güçlü merkür özellikleriyle, güçlü merkür parmağı, güçlü çizgilerle beraber iletişim yeteneğinin çok iyi olduğu, ikna kabiliyetinin de iyi olduğu anlamına geliyor. Ve pazarlama yetenekleri tabii ki de. Şurada oluşan üçgen, yani akıl çizgisi ve merkür çizgisinden doğan çizgiyle oluşan şuradaki üçgen güzel bir işaret. Bu zihinsel gücüyle başarı elde edebileceği anlamına geliyor. Güçlü bir akıl çizgisiyle beraber edebi ve bilimsel araştırmalarda iyi olabileceği, bu konularda da çalışmalar yapabileceği anlamına geliyor. Seçtiği kariyerlerde ve yaptığı işlerde çok iyi adaptasyonunu sağlayabilir. Akıl çizgisinin uzunluğu ile derin ve sofistike düşünme kabiliyetleri de mevcuttur. Burada Merkür hattımız devam ediyor şu şekilde. Şöyle katılan bir çizgi var Merkür'e ve buradan doğan, Merkür hattından doğan, Güneş'e bağlanan, Güneş çizgisine bağlanan çizgiler var. Şu şekilde. Şöyle güneş çizgimizin ana çizgisinde buradan doğuyor şu şekilde. Ama buradan Merkür'den oraya akan bir enerji var. Bu büyük bir kurnazlığa ve iş kabiliyetine işarettir. Bu yine güçlü bir akıl çizgisiyle çok iyi bir ticari akıl ve alsat işleri veyahut da tüccarlık gibi işlerde çok iyi başarılı olabilir. Bu kısacası çok zekilik ve kurnazlıktır bu çizginin buradan buraya atlaması. Buradaki Merkür çizgisi yani aynı zamanda sağlık çizgisinin hayat çizgisini kestiği noktalar yaklaşık 65-68 yaşlarına denk geliyor. Ciddi sağlık problemleri olabilir bu yaşlardan sonra. Burada zaten enerji düşüşleri de var hayat çizgisinde şöyle. O dönemlere gelmeden bunlar enerji kayıpları. Yani eskisi kadar enerjisinin iyi olmaması hayat çizgisi bir şekilde derinliğini kaybetmiyor, devam ediyor ama bu düşüşler devam ediyor çok fazla. Bu bazen şeker hastalığı olabilir. Bu Buna dikkat etsin. Bu tür hastalıklara. Bu kestiği noktadan itibaren daha da şiddetli olabilir. Yani 65-70 yaş arası denilebilir. Burada kader çizgisinin hem menüsten geldiğini görüyoruz şöyle. Hem de ay tepesine yaslanan bir durumu var ve ortada birleşiyor. Çizgi şu şekilde ilerliyor. Hiç kopmadan. Şöyle. Ve çatallı bir şekilde bitiyor. Bu şekilde. Çizginin böyle hem Venüs'ten hem de Ay tepesinden gelmesi, ana çizgiye bağlanması, bu romantizm ve tutkunun her zaman iş hayatında etkili olacağı, yaptığı işlere tutkuyla bağlanması, yaptığı işleri çok sevmesi anlamına geliyor. Ayrıca Venüs'ten gelmesi iyi bir iş gücü ve çalışkanlığı ifade eder. Bazen de yakın çevresinin desteğini almak anlamına da gelebiliyor. Zaten burada çok fazla iç Mars çizgisi var şöyle. Görüyorsunuz bu ekstradan kendisine güç katan, destek aldığı anlamına geliyor. Korumadır, ekstradan bir şanstır ve e, yaşam enerjisidir. Çünkü paralel aynı zamanda ikinci bir hayat çizgisi gibidir burada. Buradaki problemlerde bunlar seni bir şekilde koruyacaktır. Bazen kader çizgisine gelen çizgiler vardır. Şu şekilde mesela şurada birleşen bir çizgi var. Şöyle var. Şöyle çıkan bir çizgi var. Bu çizgiler hayatına giren olumlu olaylar, yaşanan olumlu şeyler veyahut da insanların bir şekilde hayatına dahil olmasıyla ekstradan şanslı durumlardır, etkilerdir. Şuradaki çizgiyi unuttuk. Buradan giren ve Merkür hattına dahil olan çizgi, bu şekilde Merkür hattına katılan çizgiler e, hayatta her zaman zorlu mücadeleler vereceği, önünde engeller olacağı, bunları aşarak başkalarının da desteğini alarak ilerleyeceği anlamındadır. Şu çizgi. Burada bu çizgilerin katıldığı noktalar mesela şurası 22'de bir teması var. Şu buradaki bağlantı çizgisinin şu 50, 54. Şura 34. Şu an 38 yaşında. Şu dönemlerdeki olayları tahmin edebiliyordur neler olduğunu 22'de. Bu çizgilerin katılımıyla ana major çizgilerin Kalitesi değişmiyorsa hatta daha da güçleniyorsa demek ki bu gerçekten bir şans çizgisidir kendisine getirdiği. Genelde zaten bu çizgiler yatay gelmediği için bu stres çizgileri gibi yatay gelmediği için hep böyle yandan bir şekilde katıldığı için veyahut da şu şekilde hayat çizgisine gelen akarak yani yumuşak bir şekilde çizgiye katıldığı için zaten olumsuz etkileri olmaz genelde. Bazen olabilir katıldıktan sonra çizginin kalitesi bozulur veyahut da Hayat çizgisinin o noktadan sonra bozulması, kopması bir etkiler olabilir ama buradaki etkileri tamamıyla olumlu. Şu yaş aralığında 50-54, 22-34 bu dönemlerde kesin iyi olaylar olmuştur. Kendisini daha da iyi hissettiği veya da daha güçlü hissettiği, daha şanslı hissettiği durumlar. Burada yaklaşık şöyle 38-39, 40-41 yaşlarına denk gelecek. Belki şu bulunduğu yıllar olabilir. Bir başlangıç var burada. Şunlar... Geçmişte kalanlar, gerçi şuradaki farklı bir çizgi, buraya geleceğiz. Şunu şöyle çizelim. Bu çizgi burada karşılığı da var, güçlü bir şekilde. Hayatın bir şekilde yükselişte olduğu bir dönem. Bu dönemde terfi alma, evlilik olabilir, miras gelmesi, herhangi bir maddi konuda bir şans elde etme, çok olumlu çizgi, böyle yukarıya çıkan çizgiler. Yani şu bulunduğu yıllar olabilir bunlar 38 37 40'a kadar. O açıdan bu çizgiler burada önemli. Bir şekilde bunun şöyle devam ettiğini de görüyoruz yukarıya doğru. Aynı zamanda böyle burada üçgenler oluşturuyor şu bu çizgilerin birleşimlerinden. Şu, mesela şöyle veyahut buradaki gibi ee, zaten şans üçgenleri burada mevcut. Her zaman olumlu şanslar ve güçlü enerji faktörleri hayatında olacaktır. Ekstradan olumludur bu çizgiler. Bu üçgenler hem korumadır kendisi açısından. Olumsuzluklardan ve hatta maddi kayıplardan koruma ve ayrıca bir adım öne geçme daha şanslı olmalıdır. Bu çizgiler burada çok iyi, bu aradaki geçişken çizgiler. Burada çizginin satürn parmağının altında böyle çatallı bitmesi. Her zaman bahsettiğimiz gibi bu parmaklardan geçen enerjilerden bahsetmişizdir. Bunun böyle ucun açılması burada, kader çizgisinin. Bu enerjiyi daha çok çizgiye çekmesi ve çizginin niteliklerinin artırılması anlamına geliyor. Bu çizgilerin nitelikleri arttığı zaman ne oluyor? Satürn çizgisi daha güçlü bir iradeye sahip oluyor. Aynı zamanda irade çizgisi şans faktörü daha da artıyor. Her şey yoluna giriyor. Daha kolay problemlerin üstesinden geliyor. Stresleri daha kolay yaşıyor. Aynı zamanda mal mülk edinmede kolaylıklar olabilir. Buradaki bu çataldan dolayı ve özellikle Satürn tepesinde olması bunun yine parayla ilgili mülkle ilgili olumlu işaretlerden biri. Buradaki azim ve hırs çizgileri gerçekten çok net ve uzun bir şekilde ilerliyor. Önlerinde çok fazla engel yok. Kıran çizgiler yok onları. Çok net ilerliyor. Bu her zaman hayatta hedefleri olacağı, bu hedeflerde ilerleyeceği ne istiyorsa bunu başarması mümkün. Sadece azim ve çaba göstermesi gerekiyor. Burada böyle uçan çizgiler şu şekilde. Bunlar sempati çizgileri parçalanmış halinde. Bunları nasıl anlıyoruz sempati çizgilerini? bu Ring of Solomon'ın genişleyerek yansıması gibi durur bu çizgiler genelde burada. Ya bazen kopuk kopuk bu şekilde veyahut da düz bir şekilde ilerler. Bunlar kendisinin sempatik biri olduğunu buradan anlıyoruz. Burada akıl ve hayat çizgisinin ayrı başladığını da görüyoruz net bir şekilde. Çok fazla değil ama gene de baya bir ayrılma var burada. Yani baya ayrı. Bazen bu daha da yukarılarda olabilir ama yine çok geniş sayılabilir. Bu kendisine olan yüksek güveni çok bağımsızlıkçı ve maceracı olduğunu buradan anlayabiliriz. Kendi seçiminden dolayı veyahut da etrafındaki ortamdan dolayı erken yaşlardan itibaren kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş biri de denilebilir ve çok fazla yardıma gerek duymadan da kendi başının çaresine bakabilir, işlerini yürütebilir. Zaten çok fazla da insanların kendi kararlarına karışmasını istemez. Bazen gözü pek dürtüsel davranışlar Cesur davranışlar da gösterebilir. Genelde böyle kişilerde girişimci ruhu vardır. Kolaylıkla kendi işlerini başlatırlar ve bir şekilde her zaman akıllarındaki hedef budur. Bir şekilde kendi işinin patronu olmak, yönetmek. Burada zaten Jüpiter parmağının güçlü oluşu, Merkür parmağının güçlü oluşu da bunları burada destekliyor. Baş parmağımız da aynı şekilde çok güçlü bir baş parmak var. Burada iç Mars'tan Satürn'e giden bir kemer çizgi var. Şöyle... Şu şekilde buraya kadar bağlanan bir çizgi. Bu çok fazla çalışarak, mücadele ederek başarıları elde etme anlamındadır. Büyük hedefleri gerçekleştirme kabiliyetleri vardır. Burada yav işaretinde kapalı oluşu bu yönde olumlu. Bu hem hedeflerine ulaşmada hem evlilik konusunda, ikili ilişkilerde ve maddi konularda şanstır. Ve tam kapalı net bir çizgi. Bunun biraz daha ayrık olması bu ikinci bir Durum gibi burada işte e, kısa hedefler uzun vadeli hedeflerde de iyi olacağını buradan anlayabiliriz. Bazen böyle bu e, kemer çizgi buradaki geç yaşlarda evlilik anlamına da gelir. Eğer çizginin uzun ucunda bir çatal yoksa ki yok çatal olsaydı mesela şöyle olsaydı bu e, bazen evlilikler ayrılıkla bitme anlamına geliyor olabilirdi. Ama bu durumda sadece geç yaş evlilik anlamına geliyor. Aynı zamanda kadın hastalıklarına da dikkat etmesi lazım. O yatkınlığı var bunların kontrollerini de bırakmaması lazım. Merkür evlilik çizgisine baktığımızda onun da böyle kalp çizgisine doğru düştüğünü görüyoruz. Belki de şu ana kadar evlenmemesinin ciddi bir şeylere girişmemesinin sebeplerinden bu biri bu olabilir. Tanıştığı insanlarla çok fazla fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları yaşıyor olabilir. Bazen de tanıştığı insanlarla ciddi düşündüğü insanların bir şekilde e, istem dışı, kontrollerinin dışında uzaklaşması gerektiği anlamına da gelebilir. Yani mecburi bir ayrılık söz konusu olabilir bazen ilişkilerde. Aile çizgisine baktığım zaman çok derin bir aile çizgisi var burada. Şöyle ilerleyen şu şekilde. Ama buraya çok fazla etkileyen çizgiler var. Darmadağın etmiş durumda. Bu ne kadar bağlı da olsa ailesine veyahut da evliliği düşünüyor da olsa aklında kendi yuvasını kurmakla ilgili çok fazla hevesi de var. Ama çok fazla etki olayları var. Dış etkenler Fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar aile içinde veyahut da tanıştığı yeni insanlarla mutlaka yaşıyordur. Burada çok etkili çizgiler var bu çizgileri etkileyen. Ama bu belli dönemden sonra bu etkiler azalıyor mesela orta yaştan itibaren. Bu çizgiler daha düzgün şekilde ilerlemeye başlıyor ama erken dönemler çok zor. Şu an zaten 38 yaşına bu ilerleyen önündeki dönemler bence biraz daha iyi geçecek gibi görülüyor bu konularda. Eskisi gibi olmayacak en azından. Burada yine seyahati sevdiğini söyleyebiliriz. Göç çizgileri mevcut. Evet burada gerçekten çok istikrarlı, düzgün bir kalp çizgimiz var. Şöyle aynı şekilde kader çizgisi gibi çatallı biten şöyle çizgi. Yine aynı Jüpiter tepesinden, enerjiden faydalanan bir özellik bu. Hipatoze göre hayat enerjisinin ilk girdiği nokta Jüpiter parmağıdır. Ve bu kaynağa çok yakın olan kalp çizgisi ve saçaklı oluşu bu enerjiyi mümkün olduğu en maksimum seviyede bu enerjiden faydalandığı, daha iyi çalıştığı, kanı daha iyi pompaladığı, ritmin daha iyi olduğu, doğal olarak bunun düşüncelere de yansıdığı, duygularına da yansıdığını söyleyebiliriz. Duygularını düzgün bir şekilde yaşamak anlamına da geliyor. Psikolojisinin daha iyi olması e, anlamındadır. Ve bu kaliteli durum ömür boyu devam ediyor. Çizginin kalitesi değişmiyor. İstikrarlı bir şekilde ömür boyu aynı e, duygu dünyasında ilerleyecek. Bu özellikler ve sağlık açısından da iyi bu. Buradaki tüm saçakların Jüpiter tepesinde kalması, bu kendisini çok sıcakkanlı, sempatik, başkalarını düşünen, yardımsever, fedakar birisi anlamına geliyor. Sevginin gücünü iyi kullanan biri de denilebilir. Kesinlikle bencil biri değil. Buradaki aşağı inen eğimler, ince dalların biraz aşağı doğru düşmesi, şuradan düşen saçaklar, mesela şunun şöyle gelmesi, bu e, yine de zaman zaman... Çok kontrollü davrandığında söyleyebiliriz. E, mantıklı davranışlar, mantığına danışma gibi durumlar da var. Doğal olarak hayal kırıklıkları da var. E, bu çizgilerin iç Mars'tan özellikle şunun şöyle gelmesi. Bazen bir ayrılık işareti olabilir. Daha önce yaşamış da olabilir bunları. Yaşamadıysa yine e, yaşanabilir tabii bunlar. Kalp çizgisinin Jüpiter'de olması, e, buradan beslenmesi, du duygusal özgüveninin yüksek olması, kontrollü. Kendi elinde bulundurması, ilişkilerde kontrolü kendisi sağlamak isteyecektir her zaman. Sevgi konusunda hırslı davranışlar da gösterebilir. Tabii ki buradaki saçakların aşağı doğru eğimli olması bazılarının her zaman aynı hissetmeyeceği anlamına da geliyor. Ama genel hattıyla iyi yönler baskın bu kalp çizgisinde. Yukarıya doğru çıkan dallar daha çok aşağı gidenlere bakılırsa. Videonun başına bahsetmiştik. Bu iç Mars'tan ve Venüs'ten doğan çok fazla stres çizgisinin yani aynı zamanda kaygı ve endişe çizgilerinin etki çizgilerinin çok oluşu ve bunlardan bahsedelim şimdi. Bir tanesi şöyle geliyor mesela. Buradan direkt Merkür'e gidiyor. Bir diğeri şöyle burada. Bir tanesi böyle geliyor şöyle gelen var. Hemen onun paralelinde yine çıkan çizgi var. Buradakinden bahsettik. Bu kalp çizgisini etkiliyor. Şöyle gelen, şöyle giden bir çizgi daha var. Kesintilere uğrasalar da ben bunlara direkt düz çiziyorum. Özellikle bu 60 yaşında kesen çizgi burada. Şöyle. Bu kader çizgisine bir etkisi yok ama 60 yaşından sonra burada enerji düşüşleri var. Bu bunda et, bağlantılı olabilir etki olarak. Yine burada diyebileceğimiz 45 ve 50 yaşlarındaki olaylar da yine burada erken dönemlerde 50'den 45 55'ten sonra özellikle başlayan yine burada saçak durumları mevcut. Buradakiler daha erken dönem. Mesela şu bulunduğu yıllar olabilir. 38, 39, 40 bu dönemlerde de dikkat etmesi lazım. Bunlar biraz geçmişte kalmış ama önünde duran şu var. Bu çizgi. Bu da bir şekilde Merkür'e doğru bağlanıyor. Merkür'e doğru giden iç Mars'tan Merkür'e bağlanan bir kemer, hat çizgi de var burada. Bu da yaşam boyu olabilecek iş kayıpları ve yanlış ortaklıklar olabilir. İkili ilişkilerde dikkat etmesi lazım eğer ciddi e, anlaşmalar yapıyorsa birileriyle. Genel olarak bu stres çizgilerini burada görüyoruz ama ana çizgiler üzerinde pek etkisi yok. Sadece burada gördüğümüz hayat çizgisindeki enerji düşüşleri yaşatıyor kendisine. Belki bu sağlıkla ilgili olabilir ve hatta olayları kafaya takmak yaşam standartlarının yaşam enerjisini düşürüyor olabilir. Özellikle 55 yaşlarından sonra 60 yaşına doğru daha dikkatli olması gerek. Diğer yandan burada çok net 3 tane bilek çizgimiz var. Biri şöyle. Şöyle. Ve bir diğeri böyle. Çizgiler kopmadan net bir şekilde ilerliyor. Çok büyük adacık veyahut da işaretler yok üzerlerinde. Kendisinin de böyle 3 tane net çizgi oluşu çok büyük bir sosyal varoluşa inandığı, mutlaka aile kurmak isteyecektir, çocuk sahibi olmak isteyecektir. Bu istekleri gayet doğal, bu çizgiler de bunu burada belirliyor. Çizgilerin kopmadan ilerlemesi maddi konularda, sağlık konusunda olumludur. Ve hayatın her döneminde bu standartlara göre devam edecek. Yani bütün dönemlerinde, orta yaş, gençlik ve yaşlılık dönemlerinde de bu istikrar devam ediyor. Şu an neyse mevcut olan aynı şekilde ilerleyecek. Burada bilekle bağlanan Çizgiler var ay tepesiyle bilek arasında şu şekilde biri şöyle karanlıktanmış ama şöyle devam ediyor. Bunlar çok fazla farklı hayal güçleri ne sahip olmak olabilir çok fazla tecrübeler yaşıyor olabilir mesela gerçek gibi rüyalar görmek astral seyahat gibi bu tür kabiliyetleri yetenekleri vardır. Bunlar zaman zaman olabiliyordur mesela çok gerçekçi rüyalar görmek hislerinin güçlü olması anlamında olabilir. Bunlar bazen seyahat çizgisi olarak da yorumlanıyor. Ama bence daha yoğun olarak ben bu hislerle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ring of Solomon da burada mevcut. Şuradan gelen çizgi bir güneş çizgisinin bağlantısı gibi olabilir, kopmuş bir bağlantısı. Ama bunu kesen çizgiler genelde şöyle uçuşan çizgiler sağlıkla ilgili hassasiyetler olabilir veyahut da oluşmakta olan bazı tehditkar çizgiler olabilir. Yön almaya doğru ilerleyen mesela böyle kesmeye doğru ilerleyen Bunlar zamanla belli olacak çizgiler. Mesela şu erken yaşlarda bir çizgi olmuş burada kesmiş. 16-15 yaşlarında bir stres yaşatmış olabilir. Onun dışında buradan gelen net bir çizgi var şöyle katılan. Bu belki yine şu çizgi biraz daha normal bir çizgi burada. Seyahatle ilgili, göçle ilgili bir şeyler olabilir. Şu güneş çizgisinin bir parçası olabilir şuraya giden eksik kalan kısmı. Ama bu e, çizgi buraya dahil olmuş bir şekilde burada merkür çizgisinden doğuyor. Biz de onu Merkür çizgisinden doğduğu haliyle yorumladık. Şuradan gelen de bir seyahat göç çizgisi anlamında olabilir. sonra baktığımızda burada Jüpiter'de haç işaretleri görüyorum direkt ben. Şöyle. Şurada da var. Yani kesinlikle bu aşk evliliği işaretidir genelde. Mutlaka birileri çok istemiştir kendisiyle evlenmek. Kendisi ret etmiştir birçok insanı buna eminim. Ve Kalp çizgimiz yine aynı şekilde böyle geliyor burada çatallı çok net güzel bir kalp çizgisi yine sahildeki gibi özellikle kader çizgisinin aynı olması çok enteresan birebir aynı böyle geliyor hem aşağıya bağlanan venüse bağlanan hem de ay tepesine gelen bir çizgi bu yine aşk evliliğini güçlendiren bir şey şurada da var zaten buradaki çizgi de ay tepesinden besleniyor yine ay tepesinden gelen şöyle Az önce bahsettiğim gibi o güneş çizgisine benzeyen çizginin yarım tamamı burada. Şöyle karışıyor burada. Ama burada yine bir merkürle bağlanma var. Çünkü burada kesiliyor Merkür'de. Merkür güçlendiriyor. Bu kısmı Merkür tamamlıyor burada da devam ediyor. Yani Merkür'den de doğmuş oluyor bir yandan. Merkür'den etkilenmiş oluyor bu çizgiden. Buradaki yetenek kabiliyet çizgileri çok fazla sahile göre. Mesela bu kendisi konuştukça insanları rahatlatan özelliği, iyileştirici özelliğini daha da geliştirebilir. Bu yetenekleri var zaten kullanıyordur bunları. Bu tarafa fazla geçmemiş. Sol elde daha çok. Bunları daha da iyileştirebilir. Stres çizgileri yine çok güçlü elinde. Burada bahsettiğimiz çizgiler çok net. Hayat çizgisi yine kalite olarak devam ediyor. Aynı şekilde. Akıl çizgimizde yine çatallı. Öbür eldeki gibi merkürden etkilenen bir çizgi ve eğimi aynı şekilde devam ediyor. Dengeye baktığımız zaman sağ akıl çizgisini ben daha iyi görüyorum sola göre. Bu gerçekten... İyi iyi kullanan, aklını iyi kullanan, geliştiren, düzgün bir şekilde geliştiren, kontrollü bir şekilde kullanan bir yapısı var. Bu azim hırs çizgileri de yine sol elde de çok net, gerçekten çok iyi. Bu ne hedef koyarsa, ne istiyorsa hayatta gerçekleşiyordur genelde. Ama tabii çok fazla çalışan biri, mücadele eden birisi. Burada dikey çizgiler çok fazla çevresince sevilen, sayılan biri olduğunu da düşünüyorum. Kendisi bir eğitimci mutlaka saygı görüyordur zaten. Ve e, bu Yine fazla dinlenmeme, bu üç kısımlara fazla çizgi gelmesi daha iyi olur aslında. Yatay çizgilerde çok stresli, gergin durumların da olduğu, fazla dinlenmediğini de söyleyebiliriz ee, bu çizgilerden dolayı. Kendi dinlenmesine biraz daha özen göstermesi gerek. Çok fazla yoruyor kendini bence. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Orada ayrıntılar var. Eğitim videolarının linki de aşağıda. Eğer eğitim almak istiyorsanız eğitim videosu serisine başladık. Görsellerle anlatım videoları izledikten sonra siz de el okumaları yapmaya başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.